Efendim bugün Dünya KOAH günü. Her yıl dünya genelinde binlerce insan bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde bu konuda farkındalığı artırmak için bir etkinlik vardı. Hastalar uzman doktorlar tarafından bilgilendirildi. Ücretsiz solunum testinden geçti. Nefes almada güçlük, şiddetli öksürük, boğazda mukus birikintisi. Bu belirtiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH'ın habercisi. Genellikle sigara içenlerde ortaya çıkan bir hastalık. Eğer 20 yıl günde bir paket sigara içiyorsanız yahut da 10 yıl günde 2 paket sigara içiyorsanız maalesef KOAH hastalığına yakalanma riski artıyor. Dünya KOAH günü dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar önce uzman doktorlar tarafından hastalık hakkında bilgilendirildi. Sonra solunum testinden geçti. Sonucu bekliyorsunuz herhalde, evet, ne çıkacak sizce? Vallahi inşallah iyi çıkar. Umudum o, ümidim o. Sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum, evet. Kaç yıldır? Aşağı yukarı 25 yıl falandır kullanıyorum. Peki nasıl etkiliyor sizi sigara? Etkiliyor. Yürürken etkiliyor. Merdiven çıkarken etkiliyor. Yani işte koşarken. Çok güzel. Devam. KOAH hastalığını biliyorum. Korkuyorum da aslında. Bir sigara içicisi olarak. Bundan sonraki bu testten sonra herhalde bırakacağım. KOAH özellikle 40 yaş üstü yetişkinlerde görülüyor. Dünyada ve Türkiye'de üçüncü ölüm nedeni arasında maalesef ve tüm hastalıklarda belirgin bir gerileme olmuşken maalesef son 20-30 yılda KOAH hastalığında %163 oranında bir artış söz konusu. Uzmanlar sigara kullanan ya da tozlu ortamlarda çalışan kişilerin solunum testi yaptırmasını öneriyor. Fiziksel aktivitenin arttırılması da hastalığın ilerlemesinin önüne geçiyor. Devam.